Herkese merhabalar. 9. sınıf biyoloji 1. dönem 1. yazı hazır mıyız Songuç evladım benim? Hazır değilim hocam. Hazır olsam burada ne işin var? Aferin. Tebrik ediyorum. Beraber seninle hazırlanacağız. MEP kazanımlarına, okuldaki konu işleyiş sırana uygun sana örnek bir sınav hazırladık Songuç. Buna kazık mı hocam? Ben onu yazılı söyleyeyim. Yazılı provası diyebiliriz. Songuç'um tabii zor sorular da var. Orta derece sorular da var içinde. Göreceksin zaten. Ama sonuç olarak okulda karşına gelecek sınavda da aynı bu tarz sorular karşına gelecek ve sen de yapabileceksin. Buradaki soruları örnek alarak diyoruz ve başlıyoruz. Cümlenin başına doğru ya da yanlış getirin. Doğru yanlış sorusu. Biyoloji bilimi gıda sıkıntısı sorunlarının çözümüne katkı sağlar. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Bu dersimizin sonunda, bu yazılı provasının sonunda da sana konuları özetleyici ufak ufak ayrıntıların hemen notlarını vereceğim ve o yüzden dersin sonunu mutlaka izle. Dersin sonunda da ufak ufak ayrıntıları da vererekten sana konuları hızlı bir şekilde özetlemiş olacağız. Doğru yanlış. Biyoloji bilimi gıda sıkıntı sorunun çözümüne katkı sağlar. Doğru mu Tanguç evladım benim? Doğru. Tebrik ediyorum. Doğru. Neden? Çünkü gıda sıkıntısı soruların çözümünde aslında canlılardan elde ettiğimiz gıdalar işte buğdaydır, arpadır, inektir, işte ettir, süttür, yumurtadır. Bunların hepsi canlılardan geliyor. Biyoloji zaten canlı bilimiydi. Bunların veriminin arttırılması, türlerin ıslahı, genetikle alakalı konular bunların hepsi de biyolojinin alt dallarının içine giriyoruz. Tüm canlılar ototrof beslenir. Doğru mu Tonguç abi? Doğru hocam. Dangoz musun evladım? Ototrof dediğimiz şeyle heterotrofun farkını bilmen gerekiyor. Ototrof dediğimiz şey kendi besinini kendi yapar. Yeşil bitkiler kendi besinini kendi yapar. Ama diğer canlılar, hayvanlar, mantarlar, ondan sonra diğer canlılara baktığımız zaman onlar besinlerini dışarıdan heterotrof şeklinde alırlar. Yani hazır alırlar. Dolayısıyla tüm canlılar ototrof demek yanlış olur. Sadece yeşil bitkiler ve bu tarz yeşil olan yani kloroplast içeren öglena, siyanobakteri gibi özel canlılarda bu gruba gelen ototrof besinler diyoruz. Anabolik tepkimeleri katabolik tepkimelerden daha fazla olan canlılar büyür demiş. Bir kere anabolik tepkime demek yapım tepkimesi demek. Yani anabolik deyince hemen aklımıza yapım gelecek. Katabolik demek de yıkım demek. Anabolik dediğimiz şey yapımı, katastrof, yapımı, yıkımından fazla olan canlılar. Yani sen mesela çocukken Tonguç'um her dakika yapım faaliyetin var. Bak insan çocukken Tonguç ve gençken yapım dediğimiz anabolizma katabolizmadan yani yıkımdan fazladır Tonguç'um. İnsan olgunken Tonguç evladım benim yapım eşittir yıkımdır Tonguç'um. İnsan artık yaşlandığı zaman, yaşlı olduğu zaman yapım küçüktür yıkımdır. Dolayısıyla yıkım fazla olduğu için ölmeye başlarız Allah korusun diyoruz. Dolayısıyla canlılar büyür. Evet doğru biz büyüme çağındayken yapım daha fazladır yıkımdan diyoruz. Vitaminler enerji verici organik bileşikler. Doğru mu Tonguç evladım benim? Doğru hocam. Vitamin içtiğin zaman enerjik oluyor değil mi? Evet. Tonguç kesinlikle yanlış. Vitaminler düzenleyicidir. Böyle bir bilgi tamamen yanlış. Enerji verici olanları hemen saymak istiyorum sana. Karbonhidrat, yağ ve proteinler. Bunlar enerji vericidirler. Vitaminler, su ve mineraller düzenleyicidirler. Bunu burada kafana kazı. Peki neden vitamin enerji verir biliyor musun Tonguç? Neden hocam? Çünkü Tonguç'um vücudunda birçok faaliyet aslında olması gerektiği gibi gitmek isterken gidemiyor. Çünkü aradaki enzimler bazen üçkağıtçılık yapıyor. Ben bunu yapmam diyor. Çünkü gerekli vitaminim yok diyor. Dolayısıyla sen vitamini eklediğin anda artık üçkağıtçılık yapamazsın. Enzim çalış diye kırbacı basıyorsun. Dolayısıyla çalışıyor ve doğru düzgün bir şekilde enerjik sanki hissediyorsun kendini diyoruz. Asitler suda çözüldüğünde suya oh iyonu verirler. Oh. Doğru mu Tonguç? Oh. Aynen öyle. Oh dediğimiz şey de hidroksit demekti hatırlıyorsan. Hidroksit dediğimiz şey bak neydi kuralımız? Hemen bunu yazmak istiyorum Tonguç'um. Hasit Tonguç evladım benim. Ve aynı zamanda bazo. Hatırlıyor musun bunları Tonguç evladım? Evet hocam. Hasitte hidrojen olursa asit oluyordu. Oh olunca da bazo oluyordu. Yani bazo oluyordu. O yüzden asitler suda çözüldüğünde H artı iyonu verirken bazılarda OH eksi yani hidroksit iyonu verirler diyoruz. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade. Çünkü bunun bazlar olması gerekiyordu diyoruz. O zaman ilk aşamamızı geçtik. İlk 20 puanımızı kazandık. Şimdi devam ediyoruz Songuç'um. Verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız demiş. Çevre kirliliğine neden olan bir maddenin ayrıştırılmasında canlıların kullanılmasına ne denir biliyor musun Songuç'um? Bayağı kazığı kule aziz bir cevabı vermek istiyorum. Pas hakkımı kullanmak istiyorum. Ne diyorsun? Biyo remediasyon. Remediasyon. Bioremediasyon diyoruz. Özellikle bakteriler kullanıyor. Mesela çevre kirliliğine yol açan bir
problem var. Mesela Tonguç şöyle enteresan bir şey var. Hani eskiden petrol tankerleri çarpışıyordu. Bu petrol tankerleri çarpışınca Boğaz'da oluyordu özellikle. Hani İstanbul'un incisi Boğaz'da oluyordu. Ve Boğaz'ın üstünü petrol kaplıyordu ve alttaki canlılara ne ışık geçebiliyor, ne oksijen geçebiliyor, hiçbir şey geçemiyordu. Dolayısıyla alttaki canlılar çok büyük bir tehdit oluşturuyordu. Çünkü petrol resmen bir tabaka gibi, yoğunluğu da az olduğu için yukarıya çıkıyor, yukarıda duruyor. Ve kalın ve siyah bir tabaka. Berbat bir şey. Bunu elimine etmek için biyoremediasyon dediğimiz yöntemi kullanaraktan o petrolün üzerine bazı bakteriler attılar Tonguç. O bakteriler Tonguç'um orada büyüyerekten, çünkü bunlar petrolle beslenen bakterilerdi. Bize hiçbir zararı yok. Sadece petrol yiyorlar. Petrol yiyince ortadan petrol kalkıyor. Çevre kirliliğine neden olan faktör de ortadan kalkmış oluyor. İşte buna biyoremediasyon diyoruz. Geldik. Canlılar nesillerini devam ettirebilmek için ne yaparlar Tonguç, canlılar nesillerini devam ettirmek için? Sosyal medyaya girerler. Ha, ne diyorsun sosyal medya? Üreme yaparlar. Üreme yaparlar ve üreme yapabilmek için de hangi yöntemleri kullanırlar? Birincisi eşeyli üreme yaparlar veya eşeysiz üreme yaparlar. Bazı canlılar eşeyli, yani erkek ve kadının olduğu üreme çeşidini kullanıyorlar. İnsanlar gibi mesela. Bazı canlılar da eşeysiz. Hiç erkek veya kadın yok. Direkt ana canlıdan yeni canlı doğuyor. Mesela bakteriler ve benzeri de eşeysiz üreme yapıyoruz. Asitlerin tadı genellikle nadır, nasıldır Tonguç Evren'in asitlerin tadı? Acı. Yani? Hayır, acı değil. Ekşi. Ekşidir. Bravo. Mesela asit deyince hemen aklına ne gelecek Tonguç evladım benim? Limon. Harika. Asit deyince hemen aklına limon gelecek. Baz deyince aklımıza ne gelecek Tonguç evladım benim? Sabun. Sabun gelince aklına insan nasıl bir tat veriyor? Ağzına aldın mı tabunu? Böyle ağzına kaçtım hani ağzını yıkarken falan filan. Acı. İşte acı tat da bazılardan gelir. Dolayısıyla acı yediğimiz bütün besinler, mesela acı biber baziktir mesela. Oradan da aklına tutabilirsin. Bitkilerin depo karbonhidratı nedir dersen Tonguç evladım benim, nişastadır. Depo karbonhidrat deyince aklımıza iki tane gelecek zaten. Nişasta ve glikojen. Bitkiler için nişasta, hayvanlar için de glikojen. Mesela bizim kaslarımızda şu anda bir enerji deposu olarak glikojen kullanılıyor. Ama bitkilerde bu nişasta fazla ürettiği fotosentez ürünü olan glikozu birleştirerekten, dehidrasyon senteziyle tabii ki birleştirerekten, ardından neye çeviriyor? Nişastaya çeviriyor ve nişasta olarak depoluyor. Biz de yediğimiz zaman patatesi ne yiyoruz Tonguç evladım aslında? Nişasta yiyoruz diyoruz. Bravo diyorum sana. Proteinlerin yapı taşları nedir Tonguç evladım benim? Amino asit denir. Amino asit. Tonguç'um, proteinlerin yapı taşı çok önemli. Amino asitler. DNA'nın yapı taşı nükleotitler. Ondan sonra karbonhidratların yapı taşı glikoz. Ondan sonra yağların yapı taşı yağ asidi ve gliserol. Ondan sonra Tonguç başka ne kaldı? Böyle devam ediyor. Dolayısıyla amino asit proteinin yapı taşı olduğunu çok iyi bilmemiz gerekiyor dedik ve diğer sorumuza geçtik. Bir amino asitin yapısını çizerek bulundurduğu grupları yazınız demiş. Bu çok önemli bir soru. Neden diyeceksin? Sınavda çıkar mı hocam? Çünkü amino asitin yapısı çok temel bir şey. Amino asitin ortasında Tonguç'um bir tane çatarank diye C harfi var Tonguç'um. C dediğimiz şey karbon demek aslında. Karbona bağlı bazı gruplar var Tonguç'um. Karbona bağlı gruplardan burada, 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 burada 4 tane farklı yer var. 4 bak, bir karbon var. Buna biz hatta şöyle yazmak istiyorum. Bunun adını yazmak istiyorum. Merkezcil karbon diyoruz. Merkezcil karbon diyoruz. Bu karbona bağlı, hatta böyle birazcık daha havalı yapalım, sen de çok iyi anla. C harfi bak, merkezcil karbon. Karbona bağlı 4 grup var Tonguç. Bunların hepsini teker teker yazacağım. Şimdi bu 4 grubu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü amino asidi temel oluşturan yapılar bunlar. Bu karbonun sağında Tonguç'um CoH var. CoH. Bak iki tane O yazıyor. CoH diye geliyor. Ve bu grubun adı Tonguç evladım benim çok önemli. Şöyle, hatta şöyle bir kutunun içine alalım. Bu grubun adına biz karboksil grup diyoruz Tonguç'um. Karboksil grup diye adlandırıyoruz. Ardından Tonguç'um bu karbonun sol tarafında Tonguç'um NH2 var. NH2 dediğimiz şeyi NH2 şeklinde de yazabiliriz. Ama bazen böyle gösterebilirler. Hatta göstermek istiyorum. NH2 şeklinde de yazabilirler. Kafanı karıştırmasın. Aynı şeydir Tonguç. Yani böyle de yazabilir, böyle de yazabilir. Hiç fark etmez. NH2 şeklinde, ama bu daha doğru bir yazılımdır. Ama birazcık karışmasın diye NH2'yi böyle yazdım ben. Bu NH2 grubu dediğimiz şey de zaten amino aside adını veren, yani amino grubu dediğimiz grup diyoruz. Tonguç'um amino nereden geliyor? Bu N harfinden, yani azottan geliyor. Amino asit zaten amino asit yapan en önemli şey nedir biliyor musun Tonguç evladım benim?
Amino grubu. Süper dedin. İşte buradaki azot grubu, azotlu birleşiktir diyoruz. Ve üstüne Tonguç'um yapayalnız, zavallı ve kendi halinde bir H'cik var. Bu H'ciğin hiç kimseye alıp veremediği yok. Öyle kendi başına takılıyor. Çok da önemli bir şey değil. Ama buna da biz sadece hidrojen diyelim. Zavallı hidrojen diye yanına yazalım gerçekten de. Peki altta ne var? Gerçekten kaliteli her şeyin, amino asitin gerçekten kimliğini oluşturan R dediğimiz grup var Tonguç. R dediğimiz grupsa amino asiti gerçekten de her şeyden ayıran şey. Biz buna radikal grup diyoruz. Öyle herkese takılmıyor. Radikal özellikler gösteriyor. Radikal demek aslında bizim biyolojide değişken demek. Bunları da hemen özlemiş olduk. Amino asitin yapısını çizdik. Merkezci karbon, COH, karboksil, amino grubu, hidrojen ve radikal grup olarak adlanıyoruz. Amino asiti farklı yapan şey nedir? İki farklı amino asitleri, 20 çeşit amino asiti oluşturan grup nedir dersen bunların hepsi aynı. R grubu sınavda çok çıkabilecek bir soru. Amino asitlerin farklı olmasını sağlayan gruptur. Amino asitlerin çeşitlerini yaratan gruptur desek hiç yanlış olmaz diyoruz ve geçiyoruz diğer sorumuza. Canlıların sahip olduğu özellikleri 5 tane yazın demiş. Canlıların sahip olduğu özellikleri nerede Tonguç evladım benim? Nefes alırlar. Harika, süper gerçekten. Yürürler. Süper, çok koşarlar. Güzel. Harika, çok güzel. Aynı zamanda yemek yerler. Evladım bitkiler canlı değil mi? Bitkiler yemek yiyor mu? Bitkiler koşuyor mu? Dangoz evladım ortak özellikleri, canlıların ortak özelliklerini söyleyeceğiz. Canlıların ortak özelliklerini hemen sana söylemek istiyorum. En önemlilerinden bir tanesi hücresel yapı Tonguç'um. Hücresel yapı, bütün canlılar hücreden oluşmuştur. Bazıları tek hücrelidir, bazıları çok hücrelidir ama bütün canlı, bazıları ise arada böyle kolonisyal yapılara sahiptir. Ama sonuçta bütün canlılar hücreden oluşmuştur diyebiliriz. İkincisi Tonguç'um, canlıların hepsi beslenmek ister. Neden? Çünkü canlıların hepsinin açtır, enerjiye ihtiyaçları var. Açtırlar gerçekten de. Dünyaya geldiğimiz gibi ağlarız ve ne isteriz Tonguç'um? Meme isteriz. Neden? Çünkü açlıktan nefesimiz kurumuştur o içerideki dünyada. Dolayısıyla çıktığımız gibi yemek isteriz. Sonrasında Tonguç'um dünyaya geldiğimiz gibi ne yaparız? Hayır, nefes almaya nefes başlarız. Alırız. Böyle bir anda solumaya başlarız. Neden ağlarız biliyor musun? Bir anda nefes alamadığımız için o içeride suyun içinde yaşıyorduk. Bir anda akciğerlerimiz açılır ve nefes almaya başlarız. Solunum. Yani solunum dediğimiz şey ise aslında bu nefes almadan birazcık daha farklı tabii ki. Solunum dediğimiz şey besinleri, yediğimiz besinleri enerjiye dönüştürme faaliyetidir. Çünkü bütün canlıların neye ihtiyacı var Tonguç'um? Enerji. Süper zekisin. Dördüncüsü Tonguç'um mesela bir de metabolizma dediğimiz olay var. Metabolizma canlıların vücudunda meydana gelen her şeydir. Organellerde işte ne yapıyor? Hücresel yapının içinde işte salgılar üretiliyor. Ondan sonra protein sentezi oluyor. Ondan sonra işte sindirim oluyor. Ondan sonra solunum olayı olup enerji üretiyor. Bunların hepsi metabolizmanın içine girer diyoruz. Aynı zamanda Tonguç'um uyarılara tepki verir bütün canlılar. Uyarılara tepki verirler. Mesela işte mesela Tonguç'um sen mesela buradan bir iğne bassak hemen çeker seni değil mi? Veya bitkilerde böyle bir şey var mı Tonguç evladım benim? Yok. Hayır, bitkilerde de var. Bunu da bilsen iyi olur. Mesela bitkiler ışığa doğru dönerler. Ondan sonra yok bitkilerde ırganım hareketi vardır. Dokunursun böyle yaprakları kapanır tarzında bitkiler de var. Onu da bilmemiz gerekiyor. Peki ekstradan hani neler vardır desen hani sen 5 tane değil hoca 8 tane istesin mesela. Hareket etme. Ortak özellikle bitkiler de hareket eder unutmayalım. Ondan sonra bütün canlılar atıklarını atmak için boşaltım yapar. Bütün canlılar adaptasyon gösterir o yaşadığı ortam koşullarına. Bütün canlılar üreme yapar ki nesillerini devam ettirmek ister. Bütün canlılar büyüme ve gelişme de gösterir diyoruz. Biz tabii 5 tane yazdık ama bunları da ekleyebilirsin eğer hocanız daha fazla isterse diyoruz ve geçelim. Hayvansal bir hücrede 100 molekül glikozdan oluşan bir glikojen sentezi sırasında açığa çıkan su ile kaç molekül trigliserit hidrolize edilebilmiş? Tonguç gerçekten de gerçek bir matematik soru. En zor soru hocam. Matematik sorularında ne yapardık Tonguç evladım benim? Ne yapardın matematik sorusu görürsen? Matematik sorularını genelde göz yaşına boğuluyorum hocam. Çünkü öndeki evet, adaya bakıyorum yapamıyor. Arkadaki aday da yapamıyor. Ben de mecburen oturup ağlıyorum hocam. Hocaya sorsam Tonguç'um, hoca zaten çalış diyor. Buradaki formülümüz şu. En tane glikoz molekülü. Aslında birleştiği anda yani şöyle düşün. 1, 2, 3, 4, 5 en tane glikoz molekülü birleşiyor. Ve neyi oluşturuyor biliyor musun Tonguç'um? Glikojen molekülünü oluşturuyorlar. Ama nasıl bir glikojen molekülü? En tane glikozdan oluşan bir glikojen molekülü. Çünkü glikojen nedir? Bir polisakkarittir. Bu monosakkaritti, tekliydi. Bu da
polisakkarit artık. Şimdi polisakkariti oluştururken karşımıza Tonguç'um en eksi bir tane su ortaya çıkıyor. En eksi bir tane H2O yani su ortaya çıkıyor. Tonguç'um bak burada demek ki bak şu lafla kalmak çok önemli. En tane glikoz birleşince bir tane eksiği. Çünkü şöyle düşün Tonguç'um. Mesela hemen sana örnek vereyim. 1, 2, 3 tane birleşince kaç tane bağ oluşur Tonguç'um? 1, 2 tane bağ oluştu değil mi? Evet. Böyle bir zincir şeklinde. O zaman bağ sayısı kadar su ortaya çıkıyor. O zaman 100 tane birleşirse 99 tane oluşacak. Mesela 4 tane birleşsin 1, 2, 3 tane olacak. Yani bir eksiği her zaman. Dolayısıyla biz 100 tane glikozu birleştirmek istiyorsak 100 molekülü 99 tane su molekülü ortaya çıktı mı Tonguç evladım benim? Evet hocam. Süper zekisin. Peki biz bu 99 glikozla ne yapabiliriz? Yağlarla ilgili formülü hatırlatmak istiyorum Tonguç evladım sana. 3 tane yağ asidi. Bak 3 tane yağ asidi artı 1 tane gliserol dediğimiz molekül. Birleşince Tonguç evladım benim 1 tane trigliserit oluşturuyor. Ve şuradan şunu göstermek istiyorum. 3 tane yağ asidi burada. 1 tane gliserol burada. Ve bunlar birleştiği zaman şöyle bir yapıya dönüşüyor bak. Şöyle bir yapıya dönüşüyor. Ve bu aralardan bağlı oluşuyor. 1, 2, 3 tane bağ. Kaç tane bağ oluştu? 3 tane bağ. Dolayısıyla bunların sonucunda ortaya çıkan şey de 3 tane H2O oluyor. Bu bir tane trigliseridin oluşması için yapılan bağ sayısı. Dolayısıyla bak adam bize demiş ki adam 99 tane su açığa çıkacak demiş. 99 tane su olması için 99 tane su olması için bunu 33 ile çarpman gerekiyor değil mi Tonguç'um? O zaman senin burada 33 ile çarpman yani 33 tane trigliserit molekülü üretmen gerekiyor veya trigliseridi hidroliz etmen gerekiyor. Bunun tam tersi de bak bu dehidrasyon senedir bunun tam tersi de hidroliz demek. O zaman sen bu suları al 99 tane suyu 33 tane trigliseritle birleştir ve neyi oluştur Tonguç evladım benim? Hatta bunu da yazalım istersen. Bunun da 33 katı yani 99 tane yağ asidi ve 33 katı 33 tane gliserol ortaya çıkacaktır diyoruz. Hidroliz parçalanma reaksiyonu sonucu diyoruz ve süper bir şekilde soruyu anladık diyoruz. Geldik aşağıda verilen organik birleşiklerin karşısında bulunduğu bağ çeşidi yazmış. Tonguç'um, bu organik birleşikleri tanıyor musun hocam? Maltuz tanıyor musun Tonguç'um? Bana çoğu zaman o şekilde sesleniyor hocamız. Biyolojide. Evet tebrik ediyorum. Tonguç toz dediğimiz bu organik molekülü... Ne anlama geliyor hocam? Bari anlamını öğreneyim. Evladım maltoz dediğimiz şey aslında iki tane glikozun birleşmiş hali. Bak iki tane glikoz, iki tane glikoz birleşiyor... Ve sonuçta maltoz dediğimiz molekül oluşuyor. İşte iki tane glikoz birleşince maltoz oluşuyor. Mesela işte laktoz oluşabilmesi için glikoz ve galaktozun birleşmesi gerekiyor. Sükroz oluşabilmesi için glikoz ve fruktozun birleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu aradaki bağ bu karbonhidratlar olduğu için glikozit bağı olarak adlandırıyor. Bağ çeşitlerinin adları mutlaka önemli bilmemiz gerekiyor. Dipeptit dediğimiz şey ise Tonguç'um. Proteinlerle alakalı. Şimdi bu maltoz. Neydi Tonguç evladım benim maltoz? Karbonhidrattı. Tamam o zaman bu glikozittir. Dipeptit dediğimiz şey ise proteindi Tonguç'um. O zaman proteinlerdeki bağ çeşidine bakalım. Peptit bağ vardır diyoruz. Dipeptit ise iki tane amino asitin birleşmiş hali. Bu bir amino asit. Bu da başka bir amino asit. İki amino asitin arasında peptit bağ vardır diyoruz. Bu ikisinin beraber dipeptit diyoruz. Çünkü iki tane de oluşuyor. İçin di de diyoruz. Nişasta dediğimiz şey ise Tonguç evladım benim. Karbonhidrat olduğu için bu da glikozit bağı diyoruz. Neden? Çünkü karbonhidratta da glikozit bağı var. Nişasta nasıl oluşuyor? Hemen göstermek istiyorum sana. Bir sürü glikoz birleştiği zaman Tonguç evladım benim bitkilerdeki depo protein olarak depo karbonhidratı nişastayı oluşturuyoruz. Trigliseride baktığımız zaman nasıl bir yapı vardı? Demin göstermiştim zaten sana. Tride 3 rakamı var. Harika. 3 tane yağ asidiyle 1 tane gliserol birleşiyor. Bu aralardaki 1, 2, 3 tane bağ ise biz ester bağı diyoruz. Yağlarda ester bağı vardır bileceğiz. Ester bağı. Fosfolipitte de ne vardı Tonguç'um? Fosfolipitin yapısını çizmek istiyorum sana Tonguç'um. Şöyle bir yapısı var. Burada P yani fosfat grubu var. Burada da iki tane karbon zincirlerinden oluşan
yağ asitleri var diyoruz. Tabi bu karbon zincirlerinin arasında ve bu arada fosfatla birbirine bağlayan ne vardır? Yağ olduğu için, esas yağ olduğu için bu ester bağı vardır diyoruz ve bütün bağları da tekrar etmiş olduk bu sayede. Geldik göçmen kuşların ve çölde yaşayan hayvanların vücudunda yağ depolamasının sebeplerini kısaca yazınız. Diyet yapmamız. Bu da çok klişe bir sorudur. Her sene sınavda öğretmenler sorar bu soruyu. O yüzden sen bu soruyu gördüğün zaman ah ben bu soruyu biliyordum diyeceksin. Hemen diyet yapma falan filan değil. Saçmalamayı kesebilirim. Hemen söylüyorum sana. Bir kere Tonguç'um göçmen kuşlar uzun süre uçarlar. Uzun süre uçtukları için çok fazla enerji depolamaya ihtiyaçları var. Aynı zamanda veya besin depolamaya ihtiyaçları var. Çölde yaşayan hayvanların vücudunda yağ depolanması da çölde aç susuz kaldıkları zaman bak aç kalıyorlar bir de susuz kalıyorlar. Bu şekilde aç ve susuz şekilde idare edebilmeleri için öyle bir enerji ihtiyaçları, öyle bir besine ihtiyaçları var ki hem onlara enerji verecek hem de su ihtiyaçlarını karşılayacak. İşte bu yağlar için tam biçilmiş kaftan. O çünkü yağlar bir kere Tonguç'um yağlar hem göçmen kuşlar için hem de çölde yaşayanlar için fazla enerji verirler. Ya normal diğer canlılar diğer besinlere göre karbonhidratlar ve proteinlere göre fazla enerji verirler. Bu ilk seçeneğimiz. İkinci seçeneğimiz ise Tonguç'um. Yağlar yakıldığında, yağlar, bak bunu da yazmak istiyorum. Yakıldığında, yakıldığında demek hani metabolizma için kullanıldığında, enerji için kullanıldığında fazla miktarda, fazla miktar. Neden? Çünkü yağların içinde birazdan söyleyeceğim bir sürü karbon var ve hidrojen var. Ve bunlar fazla miktarda metabolik su açığa çıkarıyor. Metabolik su açığa çıktığı için de Tonguç evladım benim... bu sayede su susuzluğumuzu bu şekilde idare edebiliyoruz. Şey yapıyoruz, dindirebiliyoruz. Aynı zamanda Tonguç'um kuşlar uçarken ağır olamazlar ki. O yüzden yağları kullanırlar çünkü yağlar diğerlerine göre daha hafiftir. Bak hem hafif hem fazla enerji veriyor hem de su açığa çıkıyor daha güzel ne olabilir ki diyoruz. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Mesela yağlarda hidrojen oranı karbonhidrat ve proteinlere göre çok fazla. Çok fazla olduğu için bu nedenle solunum tepkimelerinde kullanıldıklarında daha fazla enerji veriliyor ve daha fazla metabolik su açığa çıkartıyorlar. Ve aynı zamanda karbonhidratlar ve proteinlere göre de daha hafif. Hatta bunu ne yapıyor vücudumuz? Çok fazla karbonhidrat, çok fazla protein yediğim zaman, çok fazla et veya çok fazla karbonhidratlı besin yediğim zaman mesela işte bisküvi, hamburger bilmem ne falan ve onları yağ şeklinde depoluyoruz. Göbeğimiz şişiyor. Neden? Çünkü yağ daha hafif olduğu için ya bari bu kadar eşek gibi taşımıyor o proteini bilmem ne diyor. Hemen yağ çeviriyor vücudumuz. Otomatik olarak diyoruz. Enerji veren organik birleşiklere baktığımız zaman Tonguç'um enerji ihtiyaçlarında kullanım sırasına göre yazınız demiş. Hemen yazalım. A şıkkını yazıyorum. Bir kere Tonguç'um kullanım sırasına baktığın zaman ilk başta neyi kullanırsın Tonguç Evren benim? Karbonhidratları kullanırsın. Karbonhidratlardan sonra Tonguç evladım benim. Yağları kullanırsın. Sonra da en son proteinleri kullanırsın. O yüzden biz bir yemek yediğimiz zaman ilk başta yemeğin karbonhidrat kısmını mesela ekmek, makarna bilmem ne bu kısmının enerjisini kullanırız. Ama sonrasında Tonguç'um eğer bu kalmazsa vücudumuzda yani karbonhidrat, glikojen bilmem ne hepsi bittiyse vücudumuzda çat yağları tüketmeye başlarız. O yüzden yağları yakmak zordur. Hani çok spor yaparsın. Çünkü sürekli karbonhidratlı beslenirsen karbonhidrat bitmedi ki daha sen yağlara geçiyorsun. O yüzden ilk başta bunu bitirmeye çalışsın vücudunda. Bu depoları mepoların bitti ya sonrasında dersin ki ya o zaman yağları yakmaya başlayayım. Göbek çevremdeki yağları yakmaya başlayayım mesela diyorsun. Sonrasında Tonguç'um eğer bunu da bitirirsen manyak gibi spor yapıp da yağlar da kalmazsa vücudunda %1 yağ oranı var. O zaman artık yamulmaya başlarsın. Çünkü proteinlerin gerçekten de kas dokun zarar görmeye başlar. O da çok tehlikeli bir şey. O yüzden çok abartma diyorum ve geçiyoruz. Eşit miktarda yakıldıklarını açığa çıkan enerji miktarına göre çoktan aza göre doğru yazınız demiş. En fazla yağlar enerji verir. Deminki sorduğumuzda zaten söylemiştik. Sonrasında Tonguç evladım benim. Proteinler daha az enerji verir. En az da Tonguç'um karbonhidratlar verir. Peki biz manyak mıyız Tonguç'um? Sormak istiyoruz. Yani ben manyağım hocam. Siz bilmem. Biz niye o zaman karbonhidratları yakıyoruz? En az enerji bu veriyor. Deli miyiz biz? Neden biliyor musun? Çok basit yakılıyor çünkü. Bunu 2 dakikada yakıyorsun. Bunu 10 dakikada yakıyorsun. O yüzden biz ilk başta karbonhidratları yakıyoruz. Hemen hızlı bir şekilde yakıyoruz. Çünkü hız çağında yaşıyoruz. Vücudumuz için de hız çok önemli diyoruz ve geçiyoruz.
Aşağıda verilen karbonhidratın hangisine, hangisi hidrolize uğramadan hücre zarından geçemez? Hidrolize uğramak demek aslında parçalarına ayrılmak demek. Hücre zarından geçemeyecek kadar büyüklükte demek istiyor aslında bu. Glikoz bir kere tutmuşum, hemen yazmak istiyorum. Monomer yapıdadır. Hatta ne diyorduk buna biz? Monosakkarit diyorduk. Monosakkaritler monomer yapıda olduğu için hücre zarından kolaylıkla geçebilirler. Dolayısıyla bunun transferi, transferi çok basit. Fruktoz dediğimiz şey yine monosakkarittir. Monosakkarit olduğu için hatta meyve şekeridir. Bu kan şekeri, bu meyve şekeri. Bu da çok rahat geçer. Laktoz dediğimiz şey ise Tunguç evladım benim, disakkarittir. Disakkarit olduğu için monomer değildir. Yani laktozu göstermek istiyorum size. Laktoz dediğimiz şey bir tane glikozla bir tane galaktozun birleşmiş haline biz laktoz diyoruz Tunguç'um. Galaktoz çok havalı hocam. Tebrik ediyorum. Bir tane de su açığa çıkıyor tabii bu reaksiyonda, dehidrasyon sentezi olduğu için. İşte sen laktozu hidroliz edip yani suyla birleştirip bu şekilde glikoz ve galaktozu ayırmalısın ki glikoz ve galaktoz zaten su, hücre zarından geçer. Bu disakkarit olduğu için büyük moleküldür. Ne yazık ki geçemez diyoruz. Laktoz, hatta süt şekeri olarak biliyoruz. Onu da hatırlatayım. Riboz dediğimiz şey ve deoksiriboz dediğimiz şey de riboz RNA'nın yapısında bulunan 5 karbonlu şeker, fosfat vardı. Ondan sonra 5 karbonlu bir şeker vardı ve de bir de organik baz vardı. Paşa Bahçe diye ezberlemiştik bunu. Şeker dediğimiz şey RNA'da riboz oluyor. DNA'da dediğimiz zamansa deoksiriboz oluyor. Zaten adının da deoksiribonükleik asit oradan geliyor. Dolayısıyla cevabımızın Ceyhan olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Geçtik diğer sorumuza. Bir hücrede bulunan protein miktarının zamana bağlı değişimi yanda verilen grafik. Çoktan seçmeli soruda gelir mi hocam? Kazırkul aziz bir soru gerçekten de. Buna bakalım. Yanda verilen grafikte göstermişti. Buna göre protein miktarı tabii ki çoktan seçmeli sorular sorabilir. Biz de zaten konuyu anlatırken böyle soruları da kullandık. Göstermiş. Buna göre protein miktarındaki değişime bağlı olarak bu yani amino asit miktarı, su miktarı, peptit bağ sayısı hangileri çizilmiş? Tunguç bir kere buradan şunu anlıyoruz. Belli bir protein sayımız vardı. Ama bu protein sayımız gün geçtikçe, zaman geçtikçe, zaman ilerledikçe artıyor. O zaman biz buradaki olaya çok rahat bir şekilde protein sentezi diyebiliriz. Protein sentezi nerede oluyordu Tunguç evladım benim? Ribozom organında oluyor. Protein sentezi dediğim şey, protein nelerden oluşuyordu? Protein amino asitlerin birleşmesiyle oluşuyor. Amino asitler, bir sürü amino asit birleşince Tunguç'um protein oluşuyor. Hatta nasıldı? Amino asit artı amino asit artı amino asit artı amino asit, böyle bir sürü amino asit birleşiyor ve protein molekülünü oluşturuyor. Bunu oluştururken ne ortaya çıkıyor Tunguç evladım benim? Dehidrasyon sentezi olduğu için küçük moleküller, monomerler birleşip polimeri oluşturdukları için N-1 tane su ortaya çıkıyordu. N tane amino asit birleşirse bunu da hatırlamamız gerekiyor. Amino asit o. Aynen, tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla protein miktarı artıyor. O zaman protein sentezi oluyor. Protein sentezi olursa bak burada bir de su üretilecek değil mi? O zaman su miktarının böyle kalması doğru mudur Tunguç evladım benim? Ne yazık ki yanlış. Çünkü burada sabit kalmış. Yanlış. Peki Tunguç'um bu amino asitler birleşirlerken yani şöyle birleşirken bu arada bağlar oluşmuyor mu Tunguç'um? Amino asitler arasında oluşan proteinler içindeki bağın adı neydi? Peptit bağıydı. O zaman amino asit oluştur, proteinler oluşurken amino asitler birleşerek bağ oluşturdukları için ve bu bağda peptit bağ dediğim için peptit bağ sayısının arttığını söyleyebiliriz. Zaten ilk başta belli bir sayıda protein olduğu için belli bir sayıda peptit bağ vardı aslında. Sonrasında bu artmaya başladı. Süper. Amino asit miktarına baktığımız zaman Tunguç'um, amino asit miktarı da sen amino asitleri artık neye çeviriyorsun? Proteine çeviriyorsun. Yani bunu kullanıyorsun ve bunu oluşturuyorsun. O zaman kullandığın şeyler de azalması gerekiyor. Bu da doğru bir ifade olmuş. Tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla 1 ve 3. doğru cevaplar diyoruz. Evet, şimdi Tunguç sana çok güzel ne çalışman gerektiğini özetleyeceğim. İlk başta yapmamız gereken 0'dan 9'a konu anlatım biyoloji soru bankasında. Tunguç en başta başladığımız yaşam birimi biyoloji ünitesinden çıkacak sınavda. Hemen biyolojinin tabii ne olduğunu hoca artık sormaz. Çok klişe bir soru artık ama bu. Gıda sıkıntısı, sağlık sorunu, çevre sorunu ve biyoçeşitliliğin korunmasına katkıda bulunduğunu bilmen çok iyi Tunguç'um. Aynı zamanda canlıların ortak özelliklerinden hücresel yapıda prokaryot, ökaryot hücreleri. Beslenmede üretici ve ototrof ve heterotrof hücre canlı çeşitlerini bilmen gerekiyor. Aynı zamanda solunumda
solunum yaptığını canlı ortak özelliklerinden oksijenli ve oksijensiz solunum olduğunu, metabolizmada anabolizma katabolizma olduğunu, hangisinde yaşlıların hangisinde gençlerin nasıl olduğunu ilişkisini bilmen gerekiyor. Homeostazinin denge olduğunu, iç denge olduğunu bilip boşaltımın da tek hücreli bitkilerde ve hayvanlarda nasıl yapıldığını bilmen gerekiyor Tonguç'um. Hareketin de işte yalancı ayaktır, işte tek hücrelilerde nasıl olduğunu ama çok hücrelilerde de ve bitkilerde nasıl hareketle yapıldığını bilmen gerekiyor. Aynı zamanda Tonguç'um, uyarılara tepkilerinde fiziksel ve kimyasal tepkimleri bilsen çok iyi olur. Aynı zamanda adaptasyon dediğimiz şey bütün canlıların yaptığını ve organizasyonda tek hücreli ve çok hücreli canlıların nasıl organize olduğunu ve aynı zamanda da üremede eşeyli ve eşeysiz üreme. Bu sayfadan eşeyli ve eşeysiz üreme gelebilir diyoruz. Ondan sonra tarageçlerini yaptıktan sonra Tonguç'um, canlıların temel bileşenlerinden zaten biz sınavımızda, ilk sınavımız için inorganik bileşenlerden sorumluyuz ve organik bileşenlerden karbonhidrat ya proteinler, hani proteinlere belki geçmiştir hocanız ama biz yine de gösterdik. Dolayısıyla buraya kadar sorumluyuz. Organik bileşikler ama inorganik bileşikler suyun önemini, işte canlıların ısal faydalar sağladığını, ondan sonra işte bazı zor koşullarda yüzey gerilimi sayesinde bir işe yaradığını, bunları bilmen gerekiyor. Buradan tekrar et lütfen. Aynı zamanda asitler ve bazlarda hasit ve bazo bileceğiz ve pH çizelgesini bilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda Tonguç'um, asit baz reaksiyonları değil de şurada minerallerden özellikle kalsiyum ve demiri bil. Çünkü demir zaten kan üretimi için çok gerekli ve aynı zamanda kalsiyum Tonguç evladım benim kemikler için çok gerekli. Lütfen bu iki minerale dikkat et diyorum. Aynı zamanda organik bileşiklerden Tonguç evladım benim, dehidrasyon ve hidroliz tepkimesinin farkını bilsen çok iyi olur. Çünkü bütün karbonhidrat protein yağ buna göre çalışıyor ve buna göre polisakkaritleri veya işte polimerleri oluşturuyorlar diyoruz. Peki Tonguç, karbonhidratlardan mono, di ve polisakkarit olduğunu ve bunların aslında hem enerji verici hem yapıcı onarıcı olduğunu bilmemiz gerekiyor ve işte özellikle glikozdur, fruktozdur, galaktozdur, bunların hangi halk arasında hangi adlarla anıldığını bilsen ve bunların arasında glikozit bağdır falan, bunları çok iyi hatırlaman gerekiyor. Çift şekerler, çok şekerler ama çok şekerlerden özellikle nişasta, glikojen, selüloz, kitinden de hangisinin depo, hangisinin yapı olduğunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yağlara geldik, artık birinci sınavın ünitelerini bitirmiş oluyoruz neredeyse. Konularını bitirmiş oluyoruz. Yağlarda da Tonguç evladım benim, işte fosfolipitleri, normal trigliseritleri, bunların çeşitlerini bilip de steroidleri bildikten sonra bir de yağların günlük hayatta ne için kullanıldığını, hani zaten sınavda da sorduk sana, bu tarz özel soruları içinde şurayı lütfen okuman gerekiyor diyoruz. Yağ çeşitlerinin de ne olduğunu, doymuş doymamışı bildikten sonra bir de proteinlere baktıktan sonra artık bu işi bitirebiliriz. Proteinlerde de işte ana yapıyı, amino asitin yapısını ve amino asitin neden farklı olduğunu ve peptit, dipeptit, polipeptit, tripeptit gibi özel şeyleri de bilmen gerekiyor Tonguç. Bundan sonra bırakabilirsin. Proteinlerin görevlerine belki geçmemiştir hocanız, hani denatürasyon, renatürasyon belki geçmemiştir ama biz 43. sayfaya kadar diyebiliriz. Okuldaki genellikle bütün okullarda bu süreye kadar geliyor. 12. sayfadan 43. sayfaya kadar mutlaka çalış ama sana şunu göstermek istiyorum Tonguç'um. Bu ünitemizin sonunda normalde testgeçler var Tonguç'um. Testgeçlerden işlediğiniz konuya kadar çalışabilirsin. Ve tarageçler var. Tarageçleri çalışma çünkü tarageçler son konunun tarageçi. Sen buraya kadarki tarageçleri çalış. Ve aynı zamanda Tonguç, hemen göstermek istiyorum sana. Testgeçlerden yapabildiğin yere kadar yaptıktan sonra ama lütfen sınav içinde senin için hazırladığımız şeyi de mutlaka çalış. Hemen göstermek istiyorum tanıtımı. Bu tak taramada. Tak biyoloji kitabımıza baktığımız zamansa tak biyolojiden de Tonguç evladım benim. Hemen sayfasını vermek istiyorum sana. Tak biyolojiden sayfa 13'ten başlıyoruz Tonguç'um. Canlıların ortak özellikleri devam ediyor. Asit ve bazlar, mineraller, tuzlar, karbonhidratlar, monosakkarit, disakkarit, polisakkarit, trigliseritler, yağların, fosfolipit, steroid, proteinlerin genel özellikleriyle proteinin yapısı ve görevlerini bitiririz. Sayfa 36'ya kadar, yani sayfa 13'ten sayfa 36'ya kadar çalış ve aynı zamanda Tonguç'um, buradaki tak taramaları lütfen yap diyorum. Tak taramaları yaptıktan sonra da ama hepsini yapma, işlediğiniz konuya kadar yap. Yaşam birimi biyolojiden de ünite tekrar sorularını çöz ama ünite tekrar sorularında hepsini çözemeyebilirsin. Çünkü işlemediğin konular olacak. Ünite tekrar sorularından sonra da
ÖSYM tarzını çözmene gerek yok şu anda. Çünkü ÖSYM tarzı için erken ama burada yazılı tak yazılılar var. Tak yazılılardan işlediğin yere kadar olanları lütfen buradan doldurmaya çalış. Yani enzimleri yapmayabilirsin, hormonları, DNA'yı, RNA yapmayabilirsin ama yapabildiğin kadarını lütfen buradan doldur diyoruz ve sınavına başarılar diliyorum ama özellikle de akıl haritam varsa Tunguç'um. Evet, akıl haritam varsa. Var. İki akıl haritasıydı biliyorsunuz zaten bu seneki biyoloji. Dolayısıyla iki akıl haritasından birinci sayfa, ikinci sayfa canlı ortak özellikleri, temel bileşikler, üçüncü sayfa su, asit baz, tuz, dördüncü sayfa mineraller ve minerallerin bulunduğu besinler ve benzeri, bunlara mutlaka göz at. Aynı zamanda Tonguç'um diğer akıl haritası yani ikinci kısımda, birinci dönemin ikinci kısmında da Tonguç'um hemen nereye kadar geldiğini sana göstereceğim. Karbonhidratlar, lipidler ve şuraya kadar. Yani ikinci akıl haritasında ilk sayfa var ama ikinci sayfanın da dördüncüye kadar olan kısmı çalışırsan enzimlere geçmeye gerek yok. Bazı okullarda geçmiş olabilir ama sen geçme eğer okulda görmediyseniz. Buraya kadar çalışırsan süper bir not alacaksın ve sınavda yüzü çakacaksın diyoruz inşallah. O zaman şimdi yapman gereken şey Tonguç evladım benim. Hemen göstereyim. Bir şey daha istiyorum sana. Ödüllü soru. Ödüllü soru yap. Yorumlara yolla. Bitmedi.